Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Benim için çok değerli misafirlerim var. Sayın Müjdat Gezen, Sayın Gönül Yazar, Sayın Şebnem Şefir ve Sayın Ayşe Kırça. Alkışlıyoruz, hoş geldiniz. Müjdat abi, akıl almaz bir şey yapmışsınız. Ama akıl almaz diye bir övgü sözü değil bu, bir eleştiri. Çünkü siz 110 kişinin oynadığı bir tiyatro eseri mi sahneye koyuyorsunuz? Yok, 117. Yapın ya. Evet. Çok acayipmiş. Evet, çok acayipmiş ya. Ve şu anda buradaki heyet, evet, yani siz ve Gönül Hanım olmak şartıyla ve başka, şöyle söyleyeyim, Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Arkın babayla beraber, Cüneyt abiyle beraber rol alıyor. Aa. Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca. Ben sizi çocukken gördüm mü? Görmüşsünüzdür mutlaka diye düşünüyorum. Sizin haberiniz yok, çocuktunuz, hatırlamıyorsunuz. Hatırlamıyorumdur, aynen. Evlatlık değilsiniz değil mi? Gerçekten şey, ben oğlanı biliyorum. Oğlan, evet evet, abim Umut. Evet. 13 yaş var aramızda. 13 yaş var. Sizi, aynen, sakladılar mı, ortaya mı çıkarmadılar? Niye benim sizden haberim yok? Ama halbuki sanatla ilgilisiniz değil, evet, mi? Evet evet, aynen. Amerika'da oyunculuk okudum. Üniversitede, evet, oradaydım. Belki de hani hep küçüklüğümde buradaydım. Sonradan gittim, bir süre orada kaldım diye. Mi bilemediniz bilmiyorum. Evet. Ve 2016'da bir Hollywood yapımında da oynamışsınız. Küçük, aynen, bir rol ama küçük bir rol. Oynamışsınız, aynen, yani. Evet. Aynen. Peki ama çok önemli bir eğitim almışsınız orada. İnsan arada gelir, bir salınır, bir dökünür, bir şeylere girer, magazinlere filan. Yok ya, hiç öyle şey, aynen, tercih etmedim. Zaten orada çok meşguldüm eğitimimle. Yazları da kaldım, yazları da kurslara gittim. Ondan ben görmedim. Aynen, full oradaydım 4-5 sene boyunca. Sonra da bir süre çalıştım orada. Hı. Ondan sonra döndüm, Müjdat Hocam'ın yanına geldim. Bu Müjdat Hocanın kabiliyeti zaten. Şimdi böyle bir aile, evet, böyle bir bütün sanat dünyası bir oyunun içine girmiş burada. Yani hem gençler var, hem yaş almış olanlar var, herkes var, herkes var. Ve yani şuna yakınlaşabilir miyiz? Sonra bunu şey yapalım, koyalım. Yani şurası isim sırası, isimler şurası sadece. Ya olacak gibi değil ya. Yani bu nasıl peki, şey mi? Para mı alıyorsunuz gelenlerden, para mı veriyorsunuz? Nasıl oluyor yani bu? Yani işte, yani olabilecek bir prodüksiyon değil bu. Okan, zorlandım da ben tabii, yani bu kadar çok kalabalık bir kadroyla, ama bundan evvel iki deneyimim oldu aynı salonda. Şimdi orayı 2000 kişilik yaptı Türkiye abi. İlaveler yapıldı oraya. Büyüdü. Salon, ha, tim büyüdü. Tim büyüdü, evet. Evet. Geçen sene şeyi koydum, Şarkılar Seni Söyler, o da 87 kişiydi. Maşallah. Ondan evvel 72 kişi falan, 7 kocalarımız, evet, 7 kocalarımız 3. sezonunu, evet, oynuyor. Bu da en kalabalığı oldu ama çok yorucu bir şey. Yani hakikaten Allah'tan... Yani bir de hem bu bütün bu organizasyonu yönetiyorsunuz. Hem, evet, yapım sizde, hem yazan, evet, sizsiniz, hem, evet, yöneten sizsiniz. Sahnede de oynuyorsunuz. Oynuyorum. Abi. Sahnede de oynuyorsunuz. Bekir şimdi, Mustafa'yı oynuyorum. Maşallah. Hı. Ve şimdi ben burada Cüneyt Arkın'ı görüyorum. Hani biraz daha büyük fotoğraflar diyelim. Evet. Gönül Yazar'ı görüyorum. Melike Demirağ'ı görüyorum. Melihat Gürses'i görüyorum. Sevcan Orhan'ı, evet, görüyorum. Çok severim keza. Barış, evet, Taşkın'ı görüyorum. Sonra bir alt listeye geçiyorum, yani artık yer olmadığı için alt üst demek istemiyorum da, Sude Albayrak, Sonat Tokuç, Yener Çevik, Şebnem Şafır, Kıvanç Tiner, Nejat Uygur, torun Nejat Uygur tabii ki, Cengiz Gezgin, Deniz Aksoy, Seran Bilgi, Emre Özmen, Kayhan Yıldızoğlu konuk oyuncu olarak var. Ya oynuyor, 86 yaşında. Zaten bizim bir bölümümüzün yaş ortalaması 3000'i falan buluyor yani. Cüneyt abi. Ya Gönül, bu sen müstesna daima. Gönül yani, daima. Ben üstüme alınmadım zaten. Siz efendim, siz tarih dışısınız. Sizi tamamen artık kuantum mekaniğiyle anlamaya çalışıyoruz. Evet. Ve ondan sonra bir listeye daha geçiyorum. Yani bu isimler yazıldıktan sonra diyor ki ve Ayben Erman, Fehmi Dalsaldı, Ayşe Kırca, Ogeday Girişken, ya, Okay Köksal. Ayrıca, evet, yani
diyorsunuz. İşte Kaan Arkın, Pelin Alptekin, Öncül Aktarıcı. Sonra bir liste başlıyor ki sorma gitsin. Bak ben böyle olacağımı bilseydim yapmazdım yani hakikaten. çok kalabalık ya. Çok kalabalık. Peki bu nerede? Sahne arkasında falan yer var mı? Kulis var mı? Var tabii, oradaki sahne var. Tuvalet var mı bu kadar insan için? Bir tane var yani. Bir tane var tabii yani. Şey, Okan ilk provaları yaparken benim Kadıköy'deki tiyatrom 210 kişilik, burası 2000 kişilik. Evet. Sahnenin tamamını yarı sahne olarak kullandık biz. Yani o biter bitmez aniden dekor değiştirip mesela yani yedek parçalarla yani. Hı. Yapıyorduk ama zorlandık. Sonra Tim'e geçince Tim'in sahnesi çok geniş. Orada rahat ettik. Soyunma odası iyi değil mi Gönül, soyunma odası falan ya? Niye Gönül Hanım'a bakıp soyunma odasını hemen söylüyorsunuz? Çok mu elbise değiştiriyorsunuz? Hayır. Biraz önce dedi ki tuvalet bir tane dedi ya. Hmm. Bizim odalarımızda kendimize ait ayrıca var. Dışımızda var, her şeyimiz var. Ya zaten 2000 kişilik salonda bir tane tuvalet var. Bir kere çok şık salon. Her şeyden önce. Çok. Yeniden bir revize etti orayı. Evet, revizyondan sonra. Halılar değişti, koltuklar bakıma girdi. Odalarımız güzel, rahat. Güzel, güzel yapmış. Çok yani orası bir de münhasıran sadece gösteriler ve tiyatro için yapılmış bir salon. Evet. Tabii tiyatro salonunun tiyatro salonu gibi görünmesi de çok önemli. Bazı büyük salonlar var. Gidiyorsun soğuk. Yani oradan sinema olurmuş meğerse ama tiyatro olmazmış. Diye düşünüyoruz. Peki şimdi ne izleyeceğiz? Ne anlatılıyor bu çok büyük kadrolu, çok büyük prodüksiyonda? 1453'ten 2019'a kadar Pera'daki yani Beyoğlu Avrupa yakasındaki evet. Çünkü Anadolu şeydeki İstanbul yakası biliyorsun Bizans Suriçi. Oradaki eğlencelerden iki tane yaptım. Yani Hürmüz'ü yaptım. Kanlı Niger'i yaptım. Hı. Anlatabiliyor muyum? Oradaki sen de bilirsin ki eğlence maht orta oyunu Karagöz, Meddah, kantolar. Burada öyle değil. Burada İtalyanlar, Levanteller, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler Galata'nın dibinde ayrı bir devlet Ceneviz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almadan iki gün evvel orayı alıyor. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi serbest bırakıyor. Orada bir meyhanede geçiyor. 2019'a kadar değişimleri veriyor ve 2000'li yıllarda işte Gönül Yazar geliyor. Evet. Evet. 1923'te Ajda Pekkan. Gönül Yazar 2000'li yıllarda mı geliyor? Atatürk devrinden sonra. Atatürk'ten biraz sonra. Atatürk devrinde. 2000'li yıllarda mı, Atatürk'ten biraz sonra mı geliyor? Yok. Şimdi bayağı sonra. Bu konuyu açmasak daha iyi aslında da ya. Ama sonucu bir ara yıl 1923 büyük sürpriz huzurlarınızda Ajda Pekkan diyor. Sonra yanlış söyledim diyor. Peki. Evet. Peki bu kadar İstanbul'un tarihiyle birlikte kucaklayan bir proje için bir devlet yardımı, Kültür Bakanlığı'ndan bir destek, belediyeden bir şey almadınız. Yok. Ben ilke olarak da kendim yapmayı seviyorum. Evet. Yani 3 ev sattım. İşte iyi bir arabam vardı. Onu sattım. Arsalarım vardı. Ona yok ya, alakası yok. 3 kuruş bir yerde vardı. Ona prodüksiyonu yaptım. Ama güzel prodüksiyon oldu söyleyebilirim yani. Tebrik ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Sağ ol. Bir de tabii ki burada göz yaşartıcı, benim için göz yaşartıcı olan şey, bizim çok büyük bir belediyemiz var. İstanbul'umuz çok büyük. Birçok dünyadaki birçok ülkeden daha büyük. Dolayısıyla İstanbul'un kültür sanat hayatını, tarihini anlatan, İstanbul'u İstanbul yapan işlerden biri olan bu kadar büyük bir prodüksiyonun bir ülkenin Kültür Bakanlığı politikası içinde olması lazım ve onun destek, ama siz muhalif bir sanatçı olduğunuz için size bir kuruş vermezler. Ben talepte de bulunmuyorum. Aynı evet zaman. Kendi yağımla kavrulayım, 3 kuruş eksik olsun ama yani, çünkü bir şey istediğin zaman onun bir bedeli oluyor, mutlaka oluyor yani. Evet. Biri çıkıyor diyor ki hem para vereceğiz hem de bizi eleştireceksiniz. Öyle şey olmaz diyor. Bu oyunda birilerini eleştiriyor musunuz? Bunda yok herhalde. Bunda bir politika. Bunda az var az var. Yani 1453'te bir kollarını sıvayarak biri geçiyor böyle. İstanbul rolünde bir kızımız var. İsmi İstanbul. Benim kız gibi.
Evet. Benim kızım evet, senin çocuğun ismi evet, İstanbul. Evet, evet. O da çok güzel bir kız ve iyi bir oyuncu. Bizim okuldan da mezundur o. Sude Albayrak. Evet, Sude şöyle yapıyor, kolları sıvayan genç. İstanbul, seni alacağım diyor. Seni alacağım, benim olacaksın diyor. Aa. O şey soruyor yanındaki, bu kim diye. İmamoğlu Ekrem diyorlar vallahi diyor. Yani. Bu kadar mı politika? Ya bu kadar. Ya, o... Bir iki yani, tane daha yani, var. Yani evet. Dilini tut diyorlar onun için. Peki. Şimdi Şebnem Hanım, siz neler yapıyorsunuz? Bir kere boyunuz uzamış. Aa, hiç uzamadı. Yani kısaldı diyormuş. Yani siz tabii şu anda oturuyorsunuz. Ama biraz önce geldiniz. Ben hemen ayakkabılarınıza baktım. O kadar, o kadar uzun topuk da yok. Evet. O kadar evet, uzun topuk da yok. Yani ya ben oyunda topuklu ayakkabı giymiyorum. Rum kızını canlandırıyorum orada. Despina'yı. Ama biz de ona göre partner koyduk karşısına. Evet. Kim? 1.46 bir arkadaş var. Çok güzel. Benim kadar. Ben de hani bu oyunla ilgili bir şeyler söylemek isterim. İlk ben bu oyunu okuduğumda çok hoşuma gitti. Yani okurken bile güldüm. Sonra tabii çok revizeler oldu. Ama gittikçe daha da güzel oldu. Oyun iyice oturdu. Ve ilk çıkışımızda bu Overture şarkısı var ya 1453'te Konstantinopolis'te diye, öyle bir gururla çıkıyorum ki nasıl hani çok tüylerim diken diken oluyor. Yani bunu... Bu anlatılmaz, yaşanır herhalde Ayşe, değil mi? Orada da bana rol verdiği için de ayrıca çok teşekkür ederim. Burada da tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Benim için bir okul oldu. Daha önce de birkaç tiyatro oyununda da yer aldım, yer alıyorum ama bu bir müzikli oyun. Şimdi siz büyüdünüz mü? Kaç yaşına geldiniz? 35 oldum. Hakikaten mi 35 evet, oldu? Evet, 17 yaşında ilk defa sizin programınıza evet, katılmıştım. Evet biliyorum ben. Çocuk yani böyleydim eskiydi diyeceğim ama değildim çocuk yani. Çocuk sanatçı olarak değil mi? Öyle küçük Emrah gibi bir şeydin o zaman. O kadar da değil. Yani o hakikaten. O daha da ufaktı herhalde. Evet. Evet. Ama yaş almıyorsunuz. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür evet, ederim. Ben yani 6. kez katılıyorum sizin programınıza. Yapmayın ya. Evet. Evet sayıyorum. Ben birincisi ne zaman olacak acaba? Onunla anlaştığımda daha küçüktü. Provalar uzun sürdü bizim. Evet evet. Peki şimdi elimde bazı fotoğraflar var. Bu Instagram'ına mı koymuş Gönül Hanım? Siz Instagram'ınız var mı? Oraya şunu mu koydunuz mesela bu bir fotoğraf? Evet ben koydum onu. Evet. Burada da değil mi? Türkan Şoray. Ya Türkan Şoray, siz, Filiz Akın ve Zeki Müren. Allah rahmet eylesin. Evet vallahi. Güzel, güzel bir resim değil mi? Çok güzel. Ya bu ne şıklık yahu? Bu nedir ya? Bu nedir canım? Ya bir herkes giyinmeyi mi biliyormuş? Ne oluyormuş yani? Tabii peki, bugün bugün vallahi Avrupa'da şöyle çıksanız sizi ya tutuklarlar ya yumurtalara boğarlar sizi. Üzerinize yumurta atarlar. Herkes kürklü. Ne kadar güzel. Neydi o dönemler tabii? O ya, çocuk, genç çocuklar bilmez. Bu insanlar bu hayvanları kürk yapabilmek için avlanıyorlardı. Avlanıyorlardı yani değil mi? Avlıyordunuz da derisini yüzüyordunuz. Ben değil, bizi satın alıyorduk. Ya tabii canım. Yani ama öyle gibi davranılıyor şimdi. Sanki evet, siz gidip öldürmüşsünüz gibi. Ha, evet doğru. Bu ne ayol? Aa. Kızımla ben. Ya bak. Bak şu güzel. Paris'te. Ya. Paris'tesiniz. Ya şu güzel. Yine bir hayvan öldürmüşsünüz. Evet. Tilki mi? Tilki. Tilki. Tilki öldürmüşsünüz. O zamanlar insanlar kendileri avlıyorlardı, derisini yüzüyorlardı, dikiyorlardı. Vay be, bu çok anlamlı, bu gene çok mi güzel. Kürk mü? Hayır, değil, kürk değil. Bu sefer bir adam. Oh. Çok yakışıklı bir adam. Bak. Ay canım. Aşağıdaki Tempera müzikalinden. Alttaki de bu oyundan galiba. Bu oyundan, evet. Evet. Dördü bir evet, şey. Kara Murat. Vay be, Kara bu ne Murat ya? Çok güzel değil mi çocuklar? Çok güzel. Bu filmin ismi Vurgun'du. Vurgun. Üste. Evet. Alttaki de Vurgun ama. Alttaki de güzel. Alttaki de güzel. Maşallah maşallah. Evet. Ha, geldik şimdi acayip fotoğraflara. Sizinkiler bitti. Sizin bir şeyiniz yok. Yani bir falsolu fotoğrafınız yok. Şimdi geldik. Elhamdülillah. Falsolu fotoğraf. Şimdi fotoğraf.
Şebnemci fotoğraf böyle mi? Böyle değil herhalde. Şöyle bunu değil mi? Bunu nereden Instagram'dan almışsınız? Evet, evet. Instagram'da yayınlayıp sonra burada şaşıranlar. Ya, ayla. Hayır. Ya öyle deme. Sen yayınladın. Tabii yayınladım. Burada bu kadar büyük çıktısını evet. Alacağınızı tahmin etmedim. Evet. Yoga yaptım orada. Şey, bu nedir üzerinde. Bu yoga? Nedir? Değişik. Bunu bir otelde denemiştim. Çok hoşuma evet. Gitti. Bantın üzerinde yapıyorsunuz. Bunun ismi neydi? Unuttum otelde şimdi. Otelde böyle şey denemek doğru değil ha baksana. Değil. Vallahi. Yogayı seviyorum. Hem jimnastik hareketlerinden evet. Dolayı hem meditasyon anlamında yapmayı seviyorum. Başka zeka ne geriliğine neden oluyormuş. Ben size söyleyeyim. Birçok böyle her gün kalkıp falan. Ya o kadar da değil. Beyin çalışmayı bırakıyor. Gerek aslında yok yani bana. Aslında öyle şey meditasyon. Namaz kılmak da aslında bir yerde meditasyon öyle değil mi? İbadetlerin meditatif bir etkisi var. Evet, doğru. Bütün ibadet. Burada ne yaptığınızı anlamıyorum ama bu fotoğrafı siz Instagram'a koymuşsunuz. Sinirlenecek misin gösterirsen? Şu. Koymuşum zaten demek ki. Evet, evet peki. Orada da öyle. Burada ne koymuşum. Yapıyorsunuz? Orada benim kuzenim bunu çekmişti. Yani suçlu olan kuzen bu pozu veren de bir suçlu. Hayır ben kendi kendime bir şey yapıyordum. Dans mı ediyorum bir şey yapıyordum. Evet. O da öyle ben de bir şey atlıyordum herhalde onun üstünden. Güzel. Evet. Burada da bu bacakları uzattınız mı? Yok. Ben normal. Öyle şey filtre hiç kullanmıyorum. Hayır. Hiç kullanmıyorsun. Yok sadece renkleri değiştirebilirim bazen ama o kadar. Keşke evet. Oyunda böyle şeyler yapsaydık biz ya. Ya bakın benim hiçbir suçum yok. Hiçbir suçum yok. Yani herkes zaten Instagram'ında evet. Vallahi Instagram'ında hani şey var. Lütfen çekmeyin. Ben koyacağım ertesi gün Instagram'a. Yani öyle oldu hayat. Yok ben evet öyle. Ya. Siz hep bütün mayolu fotoğrafları buldunuz. Mayosuz ol, yani mayolu değil de başka normal giyinik halim de var. Biz bir show programıyız. Biz böyle yani şeyde, öyle... cami ziyaretinde filan fotoğraf şey yapmıyoruz, koymuyoruz. Biz bir show programıyız. Şimdi bu hakikaten kendisini ben sahteyim diye ifade eden bir fotoğraf şu. Evet, sahteyim. Öyle mi oluyor? Hayır, hayır. Fotoğraf öyle. He, fotoğraf olabilir. Kızıyorsun bana. Yok, kızmadım. Bak şimdi. Tabii ki poz verilmiş halim bu şey değil mi? Peki orada... Kitap okuyordum da hocam. Kitap okuyor. Stephen Zweig, geçmişe yolculuk okuyorsunuz. Evet. Çok güzel bir fotoğraf. Birkaç kitap onun şeyini almıştım, serisini. O yaz ona vermiştim kendimi. Kuzenimle dedik ki hayır öyle bir şey paylaşalım ama o artık kuzen. Kuzenle evet kuzenim de şey o da iç mimar olduğu için o da seviyor fotoğraf evet fotoğraf çekmeyi de seviyor. Hı-hı. Ben de paylaştım ama daha güzel şeyler vardı. Profesyonel çekilmiş fotoğraflar vardı. Onları biz koymuyoruz. Burada ha. Tamamen kötü niyetliyiz. Ha. Biraz önce Gönül Hanım da ne kadar kötü niyetli olduğumu gördünüz. Sizde de kötü tabii niyetliyiz. Tabii herkes görebilir. Yani yok. Genelde Instagram'a konulan fotoğrafların arkadaşlarım saçma olanlarını seçiyorlar. Yani ha. Niye mesela kim gelmişti ayağını koymuş? Şey Linet. Ya diyorum ki insan niye koyar yani? Oje yapmış ayağına onu koymuş. Ama profesyonel fotoğraflar var bile. Höberöş. Sonra ayakla güzel bir şey değil ki ayak. O zaman en saçmaları bunlarsa iyi. En saçmaları bunlar. Hayır, gurur duyman lazım. Evet değil mi? En saçmaları bunlar. Evet. Peki bize biraz oyunu anlat. Oyunu anlatalım. 1453'te başlıyoruz. Anlatanımız var. Kaç ve... perdesiniz? İki perde misin? İki perdelik bir oyun. Ne kadar şarkı türkü var? Var mı öyle eğlenceli? O çok var. 3,5 saatlik bir oyun değil mi? 3,5 oldu indirdik. 3,5 saat. Ya. Bitmek bilmiyor. Evet. Yani uykunuzu alıp gelin. Evet. Öğlen, her pazar saat 15'te. Birkaç kere tekrarlayacağım ama hemen izleyenlerimize söyleyeyim. Şimdi oyun premierini yaptı. 17 ve 24 Kasım pazar günleri 15'te Tim Show Center'da. Her pazar 15'te. Her pazar 15'te diyelim. Tim Show Center'da diyelim. Bunu tekrar edeceğim şimdi. Hı hı. Sağ olun. İki oyuncumuz yani anlatanımız var. Bir de Müzim Gyorgo ustamız var. Onlar ölümsüz gibi hep varlar. 1453'ten 2019'a kadar. Hala da yaşarlar diye düşünüyorum herhalde. ve anlatanımız anlatıyor. Arada işte hatta atlıyor tarihi. Bir ileri gidiyor, bir geri gidebiliyor.
tarihi mi oğlum diyor. İstediğimi yapabilirim. Yorgu ustamız var. O eğlence dünyasının aslında ana merkezi diyebiliriz. Ya ben aslında Müjdat Bey'in yanında bunu anlatmam ne kadar doğru. Bir de ben yanlış anlatayım kendimi. Hayır anlat. Gayet güzel anlatıyorsun. Eğlence dünyası işte Cenevizliler arada bir gidip geliyor. Çünkü elden gitmiş ya Ceneviz. Halbuki elden gitmedi diyor. Osmanlılar bizim ne dinimizi aldılar ne bir şeyimizi aldılar. Hiçbir şey elimizden almadılar. Aynı şekilde Ceneviz duruyor diyor. Ama onlar intikam alma peşindeler. Arada bir onlar gidip girip çıkıyor. Üç silahşörler artık onu da söyleyeyim mi? Salakşörler falan diye. Ne bileyim oyunumuzu neyi söyleyip söylemeyeceğimi emin değilim de. Ama bildiğiniz gibi tiyatro oyuncusu tabii ki sizin gibi entelektüeldir. Neden entelektüeldir? Çünkü mutlaka tiyatro provalarında yönetmen, özellikle yönetmen bütün oyunu her oyuncunun yani küçücük bir rol dahi olsa her oyuncunun bilincine koymak zorundadır. Niye sinema oyuncusuna benzemez? Çünkü sinema oyuncusu gelir oradan yoldan geçen adamın ne filminde oynadığından haberi bile olmayabilir. Ay, o çok kötü sinema bir şey. Oyuncusu. Yok, biz ama tiyatro oyuncusu entelektüeldir sinema oyuncusuna göre. Onun için daha entelektüel, daha böyle hani daha az parası vardır tiyatronun, tiyatro oyuncusunun. Ama daha entelektüeldir. O yüzden sinema oyuncusuna oranla saygı görür. Biz o zaman şimdi entelektüel mi görünüyoruz? Evet. İşte al fotoğrafla belgesi var. Buyurun. Buyurun. Herkes yaz boyunca mayolu fotoğraf koydu. Hiç kimse Stephen Zweig'la fotoğraf koymadı. Ben ilk defa görüyorum. Ya değil mi? Bu ama geçen senenin. Sinirlendin ama bak ben sinirlendin ve bana haksızlık oldu. Gördüğün gibi o sinirlenme. Yok ben sinirlenmedim. O kadar sinirlenmedim. Bakmayın. Her ben size alışkınım. 6. programa geldin. Evet, alışmadım. Her programda. Ama benim bu tavrım her böyle. Her programda sana kafayı takarım bir süre. Ama, bu adet üzere. Zaten ben de. Ama ayrıca kafa takılmayacak gibi de değil yani. Evet. Ama bir şey söyleyeyim. Provalarda da mesela bana takılıyorlar. Demek takılacak bir yanım var herhalde. Çünkü çok güzelsiniz de. Yok, yok sadece çok, ondan dolayı çok mı? Çok konuşuyor diyorum. Evet. Çok ilk biz görüştüğümüzde ne dedi biliyor musunuz? Programlara geldiğinde. Ne diyordu ben öyle. Öğrendim konuşmayı. Şimdi geçenlerde diyor ki Şebnem sen konuşmayı ilk daha başlamadan provaya sen konuşmayı çok seviyorsun herhalde dedi. Ben de böyle evet çok severim falan. Meğerse sen şey demek istemiş yani çok fazla konuşuyorsun provalarda bu kadar konuşma. Provalarda hiç konuştun mu? Evet. Ay sesimi çıkartmadım. Biz geçen gün seninle nerede karşılaştık? Bir yerde mi karşılaştık? Ben buraya sizin oyununuzu izlemeye geldim. Kendim. Burada mı karşılaştık? Bilet aldım. Ben dedim. Çok zor durumdayım. Beni biraz dışarı çıkarmanız lazım. Ben karşılaştığım insanlarla da burada karşılaşıyorum artık. Bu korkunç bir durum. Evet, hatta buraya Ümit Okur'la birlikte gelmiştik izlemeye. Evet doğru. Evet doğru. Çok güzel. Ben de interaktif oyuna katıldım. Yani katıldın hani tamam evet, şimdi çok hatırlıyorum. Ondan sonra bahsettim. Bir yerde karşılaşmadık değil mi? Hayır fakat maalesef. Fakat Okan sen bana telefon ettin inşaat halindeyken. Gelip gördünüz abisi teşekkür ya, ederim. Ya böyle bir yer nasıl yani... Seni nasıl kutlayayım anlatamam. Teşekkür ederim. Nasıl bir, gerçi en büyük risk hiç risk almamaktır ama bu kadar riski nasıl? siz alıyorsunuz şeyi... abi aynı şeyi bu yaşta. Ben size almışım. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyursun efendim. Ben söyledim işte... sana artık tamam. Evet. Evet bana geldi ya söz sonunda evet. Konuşuyorum. Gelmedi sizden başka yere gidemiyor. Bak burada tecrübeli oyuncular var. Bir tane Amerika'dan genç oyuncu var. Aşk yani. Olsun. Peki, tamam. Olsun. Sadece buyurun. Bir şey söylemek istedim. Müjdat Bey'den birçok şey öğreniyorum. Sakinliğini her zaman koruyor. Birçok başka şeyler de öğrendim tabii ki oyunla ilgili. O çok hoşuma gidiyor. Bir şeye sinirlendiğim zaman diyorum ki Müjdat Bey neler yaşıyor ama hala diyorum idealist bir şekilde devam ediyor yoluna ve sakinlikle. O bir başarı mı bilmiyorum. Hani ben onu ya çok değerli neler buluyorum. Neler gördü? Ben diyorum ki ben hiçbir şey görmemişim ki onun yanında. Yani evet. Her gelen iktidarın gadrine uğranır mı? Yani Allah aşkına. Yani ya bir aradaki seninkiler de iktidar olmasınlar mı? Olmuyor. Çünkü Müjdat abi benim için hakikaten yani ben her yerde bunu söylüyorum. Müjdat abi benim için bir kahramandır. Müjdat abinin muhalifliği evrensel sanatçı muhalifliğidir. Sanatçı muhalif olur çünkü. Gayet tabii. Yani böyle bir muhalifliği var. Ya, evet. ya
kaç bir iktidar hapsetti. Kaç iktidar kovuşturmaya girmemiş iktidar yok. Yani bir iktidara da insan yaranamaz mı yahu? Ve yani yaptığın işte, yani sanırsın ki evde işte bir şey hazırlıyor da götürüyor çarşıya satıyor. Öyle bir şey yapmıyor. Bir tiyatro adamı, bir kültür adamı, bir sinema adamı. Yani bütün bunları yaparken bütün bunu, yani bir okul kuruyor, hepsini cebinden yapıyor, çocukları bedava okutuyor filan. İnsan bir iktidara da demez mi, yeter ulan bitemediniz gitti demez mi ya? Yani yapmıyor. Ama ve hep sükunetli, hep sükunetli. Okan, işte onu ben öğrendim. İyi bir şeydir ama mesela o hayatın içinde de bir şeyler öğreniyorsun. Yani mesela Selimiye'de yattığım oldu benim. İşte eski Bayrampaşa cezaevinde. Bak şey gibi, tatile gittiği yerleri anlatır gibi. O gece diyor Selimiye'de kaldık. Hapsedilmiş adam. Bayrampaşa'da kaldı. Çok güzel Bayrampaşa. Tavsiye ederim. Ya onun gibi anlatıyor. Valmumcu'ya da düştüm. Ama öyle biraz hayata Nasrettin Hoca gibi, Karagöz gibi bakmazsan çok sıkıcı bir şeydir yani. Anlatabiliyor muyum? Biraz daha orada bir adam vardı. Bizim kaldığımız koğuşta Savaş'la beraber yattık biliyorsun. Evet. Allah rahmet eylesin. Bu, Nazım Hikmet kitabı yüzünden. Evet. Evet. Oraya girdik işte neyse. Şimdi biz ya girdik. Özür dilerim, bunda bahsede yanılmıyorum değil mi? Ya. Nazım Hikmet'in hayatını yazdılar ve çizdiler. Karikatür. Yani şey. Böyle bir işte Fransızlar bandesine dediği, bizim çizgi roman dediğimiz. Kenan Evren dedi. Şey yaptılar, hapse girdiler bu yüzden. Evet. Girdik ki böyle 50 kişi ellerde ve ayaklarda zincir var. Böyle yürüyor Savaş böyle. Ulan bize de zincir vururlar mı dedi. Oğlum vururlar mı dedi. Onlar katil, eroin lan işte hırsız şu bu yani sabıkalı falan. Bize vururlar mı dedim. Biz kitap yazdık dedim. Vururlar mı dedi. Vurdular. Vallahi öyle gittik biz elde ayakta zincir. Bir tane koğuş ağası var Mehmet'e hafif tırlan. Yani delirmiş. 17 senedir yatıyormuş Mehmet Ağa. Şimdi o U biçiminde bizim kaldığımız yer böyle. Orada bir türkü tutturdu. Helalo filan diye. Onun da üstünde bir kuru şansı var. Dedi ki Mehmet Ağa yavaş, herkes uyuyor dedi. Gece saat 12, biz de üçümüz sohbet ediyoruz onu. Biraz arası geçer. Helalo Mehmet yavaş söyle dedi. Ya herkes uyuyor dedi. İki dakika geçti bu gene. Helalo Mehmet Ağa içinden oku dedi. 10 dakika geçti abi, biz konu oradan bir ses geldi. Böyle iyi mi? O arada hep okumuş o garibim ya. Çıktık sonra, ya girdik çıktık. Çok acayip. Yani oradan seneler sonra yazdım. Hani girdin de hapse, sonra çıkıp kitap yazdın. Haz etmediğim bir şeydi. Evet. Sonra yazdım bunları güzel. Evet, aynen. Ama biraz matrak yönlendi. Aynen. Peki şimdi... Müjdat abi, öğrencileriniz, genç oyuncular bunları masal gibi dinliyor değil mi? Yani şey gibi dinliyor, böyle bilim kurgu filan gibi dinliyorlar. Bunları çok anlatmıyorum da onlara daha pozitif, yani daha olumlu şeylere yönelmelerini. Ben okulda hiç politika konuşmam. Hiç konuşmam. Ya da iyi oyuncu nasıl çıkar? İyi insandan iyi oyuncu çıkar, iyi manav çıkar, iyi doktor çıkar, iyi doçent çıkar, iyi siyasetçi. Önce iyi adam olsunlar, ondan sonra bakarız diyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama iyi çocuklar çıktı. Yani 77 kişi başrollerde oynuyor tiyatro, aynen, sinema. Evet, hepsini de tanıyoruz. Evet. Hepsi sizin öğrencileriniz. Evet, iyi çocuklar çıktı. Peki, şimdi... Ayşe Kırca hanımefendi, bu sizin bir başlangıcınız mı? Bizim memlekette başlangıcınız mı oluyor, yoksa bundan önce oyun bir şey var mıydı? Yani yurt dışında dediğim gibi okul bittikten sonra bir süre orada oynadım ufak tefek. Ama ülkemize geldiğimden beri ilk defa Müjdat Hoca'nın yanında bir şeye başladık. Harikulade, en güvenli. Aynen. En güvenli ve en iyi eğitim. Kesinlikle. O bize öyle. Yadigar. Hem Leventçin var, evet, hem Oya var ki bu kadardan tanırım annesini. Evet. Yani çok iyi oyuncudur. Levent tartışılmaz. Kesinlikle. O ikisinin genlerini almış. Çok da güzel oynuyor. Kesinlikle. Çok da beğeniliyor. Değil mi Gönül? Çok güzel. Hakikaten. Mesleğine saygılı. Yani çok, çok iyi bir kız. Çok kesinlikle. Çok seviyoruz onu. Peki Gönül Hanım, nasıl gidiyor hayat?
Ben 24 yıldır sahneleri falan her şeyi bıraktım. Bir şeye kızdım. Hatırlıyor musunuz neye kızdığınızı? Tabii hatırlıyorum. Dün gibi. Benim iki tane menajerim vardı. Biri Zeki Tükel'di. Rahmetli oldu. O beni ortağına, Engin Aydemir'e bıraktı. O da iki sene sonra Şaziye diye, şimdi ortalıkta olmadığı için söyleyebilirim. Tabii, Şazi, her yeri söyleyebilirsin. Şaziye diye bir gece kulübü vardı. Evet. Hani orada Kenan Doğulu okurdu, evet, falan. Evet, hatırlıyoruz çok iyi. Oraya gidiyor bunlar. Seyyal Taner'le, Engin Aydemir. Yiyorlar. Kuru fasulyeleri, işte turşuları, şunları bunları. Ama nasıl yiyorlar? Böyle acayip yiyorlar. Eve geliyor bu ölüyor. Sabah ben de ateşli grip yatıyordum evde geceliklerle. Üstüme hemen bir palto aldım. Gideyim eve diye, göreyim diye. Baktım salonda üstüne çarşaf örtülmüş. Bir de üstüne bıçak koyuyorlar. Ha. Hani şişmesin diye. Adam yemekten zaten şişmiş. Kim ölmüş ben anlamadım. Engin Aydemir. Menajer. Yani. Zeki Tükel'in yerine bana bıraktığı. Tamam. Menajer. O eve gidip gerçekten ölmüş mü? Ölmüş. Üstünde anladım. De bıçak dedim ya hani şişmesin diye. Adam zaten şişmiş. Ya bunlar kuru fasulye ve turşu yemekten mi ölmüş adam? Çok yemişler. Peki bunu siz de mesleği mi bırakmaya karar verdiniz? Hayır. Onlar ikisi de hayattan çekilince. Ben kendime menajer aramaya başladım. Birisine gittim, o dedi ben muhasebeciye bakıyorum. Birisine gittim, o dedi ben Emel Sayın'a bakıyorum. Öbürüne gittim, ben işte şuna bakıyorum. Ben kimseyi bulamadım işlerimi konuşturacak. Çünkü bir sanatçı, bir şarkı söyleyecek olan bir ekstrada veya gazinoda sanatçı para konuşmaz. Konuşmaz tabii ki. Utanırız biz yani, evet. Şunu ver, bunu ver. Çünkü istediğimiz parayı vermezse, siz olmuyorsanız bilmem ne hanımı alırız diye biz böyle kala kalırız. İnsan ister mi böyle kalsın? Hayır. Olmaz. Onun için aradaki adam onu konuşursa biz duymayız. Hayır, atlatabiliriz. O ara ben öyle birini bulamadım. Bir kanuncu vardı bana çalan. Allah kahretsin, ama müzisyen bile demek istemiyorum. Çalgıcı. Ondan sonra o başladı konuşmaya. Ne yapayım, çaresiz kaldım. Sen konuş bari diyordum. Bu kaç sene önce oluyor? 24-25 sene evvel. Ve ben bu gazinolar artık düşüşe geçtiği, evet, zaman hani ölenler, şunlar bunlar, büyük saz üstadları, Ercüment Batanaylar, şunlar bunlar, şençalarlar, bilmem neler, hepsi tıkır tıkır başladılar gitmeye. Patronlar da tıkır tıkır başladı gitmeye. Ya patronlar da yok. Hani nerede o dekorlar, nerede o saz üstadları, sonra nerede bizi dinlemeye gelen o kalabalık, o insanlar? Kaç sıra böyle entelektüel insanlar, evet, geliyor. Maksime şuraya buraya. Şimdi yok diye söylüyorum ismini. Bebek Belediye vardı, o da yok. Aşiyan vardı, o da yok. Vatan Caddesi Luna Park vardı, o yok. Karşı tarafta Caddebostan Maksim vardı, o da yok. Yok oğlu yok. Yani ben bıraktığım zaman yani iyi etmişim diyemeyeceğim ama yani bir gün camideyiz. Birisi. Özür dilerim, burada bir parantez açayım. Müjdat abi, siz anlıyorsunuz değil mi? Anlattığı şey çok acayip. Çünkü ben seyircilerimize bir kere daha anlatayım. Ben çünkü gayet iyi hissediyorum anlattıklarınızı. Siz 24 yıl önce sahneyi niçin bıraktığınızı anlatıyorsunuz. Ve normalde belki bundan 20 yıl sonra, tabii bu bizdekiler ne televizyonda yayınlanıyor ama işte dijital platformlarda duruyor. Şimdi YouTube'da duracak. Bundan belki 20 sene sonra ben de öldüğüm zaman belki orada bir talk show yapan birisi varsa, neden bir 20 yıl daha mesela talk show'a çıkmadığınızı belki anlatacaksınız. Çünkü diyeceksiniz ki belki Okan da öldükten sonra Allah Allah verme ya. 20 yıldır talk show'a da çıkmıyorum. Sonra belki başka şeyler tabii olacak. Allah size uzun ömür versin. Siz hepimizi
öldürüp bittikçe ya Türkiye'de şov dünyasının nasıl eridi? Ya böyle bir şey anlatılır mı canım? Ben size neyi sordum? Dedim ki nasıl gidiyor işler güçler dedim. 24 sene öncesinden başladım. Ama ben 24 senedir ortalıkta yokum da onun için. Söylemek istiyorum. Ben eve kapandım, çıkmadım hiç. Bu eve kapanmış haliniz mi? Kapanmış halim. Bu çok acayip. Şimdi bu çıkmış halim. Yani bu da... Şimdi de bu çıkmış halim. Ya evet ama sizin eve kapanmış haliniz birçok kadına taş çıkartır şu anda ortada sahnede olan. Allah razı olsun. Hayır ben bunu lüzumsuz yere övmek için söylemiyorum. Sağ olun. Siz hiç eve kapanmış insan görmüyor musunuz? Siz beni 3 gün bir eve kapatın ne hale geliyorum. Ben geldim ama. Gelmediniz. Hiç öyle değilsiniz. Bir ara geldim canım. Ben Metin Bükey'den duydum. Dedi ki bu adam senin işlerini konuşuyor. 20 alıyorsa sana 5 veriyor. 15'i cebine at. Bu ne hangi neyse, tarihte oluyor? Öldü şimdi. Başver. Öldü. Hepsi. Yani çalışan herkes ölmüş. Herkes ya benim işlerimi konuşan adam parayı alıyor. Bana 3 para tutuşturuyor elime. Cebe atıyor. Gönül Hanım size bir tane yakın tarihte ölmeyecek bulmamız lazım. Yani şu anda 20-25 yaşlarında ve önümüzdeki bir 30 senesi filan garanti olur. Bana çalışacak yani. Size çalışacak. Ben istemiyorum. Çünkü o zaman onlar ölümlüler. Siz ölümsüzsünüz. Ölümlü almamak lazım. Şu anda çok genç olacak. Yani... Ben kızım yani paralarımı alamadığım için, evet. Paraları kaptırdığım için boşa boşa çalışıyorum. Boşa peki boşa o paraları tahsil etmeye kalksak şimdi onlar eski para tabii ki. Hangi para onlar? Var mı içeride kalan çok para? Yani ayağımızı yorganımıza göre uzattık tabii. Evet. Okan benle de para konuşmadı ayrıca. Konuşmadı. Konuşacak adam öldüğü için bir süredir konuşmuyor. Yok. Çok acayip. Konuşacak Gönül olsa da ben Müjdat'la ya, para konuşmam. Ben sizin herhangi bir yani YouTube'da bir görüntünüz ya da televizyonda bir görüntünüzü insanların çevremdeki insanların nasıl şaşkınlıkla izlediğini görüyorum. Şu hale bak. Ne olacak bu? Hiçbir şey değişmemiş. Yani hakikaten özellikle kadınlardan geliyor bu. Sizi gördükleri anda. Hiç değişmemiş yine. Yine yaşıyor. Yine hiçbir şey olmamış. Yaşlanmamış. Yaşlanmamış değil mi? Yaşlanmamış. Allah kahretsin. Oh, oh be. İyi ki öyle. Evet iyi ki öyle. Onu söylüyormuşlar. Allah Allah. Maşallah. 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 Şimdi ben bu konuyu üstleniyorum. Samimi söylüyorum. Tanıdığım menajerler var. Bir tane genç, sağlam. En azından bu oyundaki parayı kurtaralım. Bu oyundaki para geçerli değil. Ay. Ay. Vallahi Müjdat abi. Hayır. Ya bu hakikaten yani Müjdat abinin yani sadece hüner filan demek istemiyorum artık bu büyüklüğü yani bu kadar isim onunla bir araya ya, gelebiliyor. Benim çok eski dostum bir sözümle yani vallahi. Maşallah. Vallahi maşallah sözümle, maşallah tebrik ediyorum. Evet şimdi Müjdat abi canım. Bu sinemayla ilişkiniz tabii siz bir tiyatro insanısınız her şeyden önce ama sinemayla ilişkiniz hiç kopmadı. Çok çok yönlüsünüz. Çok şey ama sinemada hep çok iyi filmleriniz, çok herkesin hafızasında olan filmleriniz oldu. Küçük bir kolajımız var. Onu bir görelim şimdi. Tuh, üşüdüm. Şunu örteyim. Tamam. Dur. Bu bizim alameti farikamız değil mi? E.T. versiyonu değil mi bu? Homoti. Homoti evet. Evet. Bunu çok yaptık benim eski programlarda. O zaman yani bir sonraki nesle aktarmak açısından ama yani çok çok acayip hakikaten. Ama sizde hep şunu görüyorum yani Müjdat abi hep sinema yaptığınız zaman bir o tiyatroculuk hep bir kenarda
saklı hep. Tabii tabii. Hep tabii, yani tabii, komedi aynen. filmleri yaptınız. Evet, evet. Biraz çorbayı kaynatmak için. Evet. Biraz sinema sektörünü ayakta tutmak için. Evet. Türker Bey ile çok iş yaptınız. Evet çok yaptım. Çok Türker kaç abi, tanedir Türker abiyle yaptınız? 6-7 tane var. Bu Gırgıriyeler 4 taneydi. Evet, evet. 2-3 tane de diğer filmler oldu ama bu Gırgıriyeler çok tuttu. Ben geçenlerde Türker abiyle konuşuyordum. Dedim ki Şahan Gökbakan'ın filmleri çok iş yapıyor. Ben de mutlu oluyorum. Yani bir sanatçının filmlerinin iş yapması hoşuma evet. gidiyor benim. Kesinlikle. Dedim ki böyle 8 milyon falan. Peki dedi Gırgıriye'nin hasılatını biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedi. 18 milyon. Ama o zamanlar... Aynı nüfus değiliz bu arada. He? Değiliz ama 5200 tane sinema var. Bahçe sinemaları, biliyorsun yazlık sinemalar. Evet. Sadece Beyoğlu'nda 7 sinema kapanmış mesela. Sadece Beyoğlu yakasında. Küçük sinema salonlarına döndü iş. Yani o zamanlar sistem başkaydı, farklıydı. Ama yani ben şimdikileri de beğeniyorum doğrusu ya. Seyrediyorum. Valla sizin tabii ki yaklaşımınız destekleyici, iyi niyetli bir yaklaşım. Birçok tecrübeli sanatçıdan bu yaklaşımı görmüyoruz aslında. Yani genelde tabii ki bir daha aleyhte ya da destekleyen şekilde değil diyelim. Ama sizin hep böyle hep destekleyen bir de öğrenci yetiştiriyorsunuz. Tabii bunun da çok büyük etkisi var. Bir de onlar, öğrencilerim de çoğu film yapıyorlar. Evet. Ama kötüsünü de eleştirirken yapıcı eleştiri olursa daha iyi diyorum. Yani uyarıcı anlatabiliyor muyum? Yoksa bir şeyi oturup da ben o kadar çok yargılanıyorum ki kimseyi yargılamamayı adet edindim. Tebrik ederiz, alkışlıyoruz. Çok doğru. Çok doğru. Devam edelim. Devam edelim. Kandırıcıdır bu be. Bir susun be. Bir susun be. Evet. Şimdi tabii çok film var. Hatta burada arkadaşlarımı almamışlar. Bir de benim programıma da ilham veren Televizyon Çocuğu filminiz de var. Ya tabii sen ki... sonra yıllar sonra dedin ki benim hiç haberim yoktu o işten. Hakikaten haberin yoktu. Evet yani yoktu. O isimden. Yoktu. Yoktu ama şimdi ama dönüp haberim olmaması ayıbını ilham veren diye örtmeye çalışıyorum. Hayır, öyle değil. Yani... Benim birçok yaptığım şeyin adını kullandılar. Mesela Bir Bulut Olsam diye bir kitabım vardı benim. Evet. Böyle 4-5 tane var ama ben bundan zevk alıyorum biliyor musun Okan? Mesela senin Televizyon Çocuğu programını ben hep zevkle izledim ve gece yarıları. Evet. Yani niye benim bir filmimin ismini kullanmış demek yerine... Beni ilk programda arayıp desteklediniz. İlk Müjdat daha birinci o gece. Ya. Birinci ve aslında tabii ki bunu aramızda pek hani oturup abi kardeş birbirimizi met etme huyumuz yok. Onun için söylüyorum ama... yani benim ilk Gece Kuşu programı evet. tabii ki evet. Onun hikayesi de biraz şeydir yani Türker Bey'dir programı. Evet. Türker İnanoğlu bana dedi ki sen bir program yap dedi bana. dedim ne yapayım işte klip göster dedi. Evet. Ve Amerika'ya tedaviye gitti. Türker abi Allah ömür versin hep tedaviye gidiyor evet. ve hakikaten evet. bir nasıl söyleyeyim gerçek bir survivor'dır yani hakikaten hep hayatla evet. mücadelesini evet. Allah uzun ömürler versin her seferinde kazanır ve o Amerika'dayken ben onun bana söylediği şeyi değiştirdim konsepti evet o benim klip filan sunmamı istiyordu. Ben onu değiştirdim, başka bir şey yaptım. Sinirlenmiş orada. Fakat arka arkaya bu gazetelerde filan birinci sayfadan filan böyle bir abuk subuk bir şey çıktı diye millet haber yapmaya başlayınca ondan sonra tabii ki şey oldu. Fakat ilk program çok heyecanlıydım. Hatta o zaman yine evliyim o tarihte. Eşim arkadaşlarımızı çağırmış filan. Siz telefon açmadan önce... Bizim evde arkadaşları, eşim ve arkadaşları kalkıyorlar. O zamanki eşim de dönüyor diyor ki biz de iyi olmasını ummuştuk ama olmadı diyor. Bunları kapıdan yolcu ediyor. Bunlar gittikten
gittikten sonra sizin telefonunuzla benim hayatım değişiyor. Samimi söylüyorum. Bu siz onu tabii ki çok iyi niyetli yani hemen ya bu çok önemli bir şey yani. Bütün oyuncular, bütün gençler, bütün sanat insanları ya da gösteri dünyası insanları da Müjdat Gezen'den mi sorulur? Evet soruluyor işte. Yani hiçbir sanki bu kadar şey yapmamış gibi oradan da telefonla bana destek attınız. Ve şeyi değiştirdi yani akış değişti programdaki. Sonra onun ertesi gününü söylüyorum. Ben eve geldim. Eşim çok farkında değil ne olduğunu. Ve işte bir cumartesi gecesi mi ne zaman hatırlamıyorum ne zaman başladı ama ertesi gün ben böyle işte bir sokağa çıkıp bana dedi ki git kahvaltılık bir şeyler al filan dedi böyle ben sokağa çıktım bir baktım herkes beni gösteriyor. Evet. Geri döndüm dedim ki ya dedim ben sokağa çıkamıyorum. Ondan sonra sen git dedim işte ne olacak. Hadi lan oradan dedi bir kere dedi televizyona çıktın diye dedi numara yapıyorsun bana. Hadi be dedi falan filan. Böyle bir kız değil tabii de yani. Tabii. Şey. Ondan sonra beraber çıktık hakikaten millet böyle böyle gösteriyordu. Çok acayip, çok acayip. Ama yani, ama ben gerçekten beğendiğim için o telefonu açmıştım vallahi. Dur, tabii canım şey yani. Çok çok güzeldi. Yani. Hakikaten. Doğru yapmışım demek ki. Okan evet. Bayılgen çünkü. Ya ben doğru, doğru yapmışım. Bir gün ben Etelere giden bir yerde AVM diyorlar şimdi. İlk programı yaptı ama o kadar yeni, o kadar yeni ki bir ay bile olmamış. Karşılaştık beraber. Petço'nun yanında bir de kalem, defter, yani kırtasiye var. Kırtasiye'nin önünde rastlaştık. Yani boynuna sarılıp öpesim geldi. Niye yapmadın Naz? Söyle, konuştum. Dedim ya. Ki böyle böyle. Onun önündeki masayı ve duvardaki saati kadar hatırlıyorum. Dedim o kadar güzel bir şey yaptın. O kadar güzel ki bayıldım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Farklı. Tabii ki hatırlıyorum karşılaşmayı. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum ben. Mesela 24 seneyi devirdim. Diyelim 25'e bastık. Ben sahnelere falan hiçbir yere çıkmıyorum. Televizyonlara bile çıkmıyordum. Ama Müjdat Bey'i bir gün aradı. Hiç fazla konuşmaya da lüzum yok. Pat diye ben geliyorum dedim. Ve ben sahnelere yalvarıyorlar çıkayım diye. Ya evet. Çünkü bende daha çok iş var bende. Var. Evet. İstiyorlar. Çıkmayın. Bütün mesele şimdi başlangıç için menajer bulabilmek. O bir. Ama bu çok güzel şimdi ya. Şimdi menajer var da bende istek kalmadı yani. Yok. Ya hiç istemiyorum şimdi yani. Şimdi sahnedesin. Ama işte Müjdat telefon açıp da hadi böyle bir şeye kalkacağım dedi. Vallahi 10 dakika bile dinlemeden tamam geliyorum dedim. Sahnelere çıkmadım ama dünya para veriyorlar. Vallahi ben parasız işi daha çok seviyorum. Müjdat'a evet dedim ve çıktım. Maşallah. Ben de bir şey ilave edebilir miyim? Ama şimdi aslında Müjdat abi bizim sanatkarların aileden sorumlu bakanı. Çünkü kimin bakıma ihtiyacı var, kimin yerleşecek bir yere ihtiyacı var yıllardır. Yani hem çocukların elinden tutuyor, hem tecrübelilerin elinden tutuyor, hem ihtiyacı olanların elinden tutuyor. Böyle bir melek. Bir bilmez melek. Allah başımızdan eksik etmesin. Hakikaten samimi söylüyorum. Yani burada bu herkesin konuştuğu bir şey zaten. Daha da çok konuşulması gerekiyor. Biz çok çalıştık beraber. Birbirimizi iyi tanırız. Bir şey ilave edebilir miyim? Ben hani çok konuşuyorum diyor ya. Ben bazen de çok soru sorarım. Hiçbir zaman Ay Şebnem bunu niye sordun? Hani sıkılmadan cevap veriyor. Ben de gidip soruyorum. Hani başkasına soracağım ama asistanlarına soracağım ama ilk ağızdan duyayım diye soruyorum kendisine. Öyle bir şey yok ama aslında biliyorsun. Yani kurumsal olmakta öyle bir şey yok. Gidip her şeyi ona sorulmuyor. O anlamda değil. Oyunculukla ilgili, oyunla ilgili. Öyle mi peki? Ama öyle değil siz mi? Siz çok konuşuyor mu dediniz değil mi? Aslında Müjdat abi ona çok konuşuyor. Aslında çok soru soruyor demek istemiş. Şimdi biz ikimiz, ben 15 sene kadar var
Şebnem'i ben tanıyorum. Ben burada ben de Şebnem'i bir met ediyorum. Siz Şebnem'le biz çok konuşuruz. Kendimizi alamayız. Birbirimize bir de telefon. Almanya, Türkiye telefonla da konuşuruz. Evet. Çok konuşuruz. Faturalar çok yüksek çıkıyor. Yani demek istediğim hiçbir kere de Şebnem hani niye sordun falan. Hani siz de ama sorur sorulmasını istiyorsunuz aslında. Oyunla ilgiliyse. Şebnem'i evlendirip kurtulsak mı? Yani bu arada bir da... arada bir de beni çıkarsak. Ya Allah Allah. Bence siz bana ya? Bir şeyler öğretseniz. Şöyle bir dünyada yani ki giderken bir tane daha olsa olmaz. Şimdi var ama var bir şey şimdi. Bakın evet, siz açtınız. Evet. Ben magazine girmeyecektim. Evet, ben magazine. Şimdi sizin bir sevdiceğiniz var. O da var. Allah'a bin şükür. Allah'a bin şükür. Bu sevdiceğiniz bayağı bir yaşlıymış. Değil mi? Amerika'dakiyle beni karıştırdı abi. Hayır. Hani bir kızcağız var mı orada? Hayır hayır. Bir yaşlı sevgili o değil. Yok. Tabii hiç... Amerika'daki kızcağız başka oldu. Hayır hayır. Şimdiki şimdiki kaç yaşında? Lise sonunda. Yaşını ne? benim bildiğim yani. Anaokuluna gidiyor. Ya şimdi asıl sorun şu ya. Bana garip. Şimdi beyefendi 50 yaşın üstünde galiba. Yarım asrı devirmiş. Bir dakika doğru mu? 50 yaşın üstünde. Evet, değil mi? Yarım asrı devirmiş. Peki benim şimdi anlamadığım şey şu. Yani haber galiba çocuk sevgili gibi çıktı. Evet. Ama hadi. Adam 50 yaşın üstünde değil mi? Tabii canım. Üstünde tabii evet. Tabii bana yakın. Gençsin. Peki bu yüzden, Gönül Hanım bu yüzden sizi ayıpladılar değil mi? Yani kendisinden kaç yaş küçük ama adam 50 yaşın üstünde. Ayıplamaya kalktılar ama sonra 5-6-7 çift böyle sapır sapır televizyonlara döküldüler. Okan bir şey anlamıyorum. Mesela benim eşim benden 22 yaş küçük. Anlatabiliyor muyum? Evet. Erkekte olunca kimse ses etmiyor. Ses etmiyor. Kadında olunca hemen dikenler diyor. Neden öyle? Neden? Ya burada bizim evet. Yani şimdi yani kendisinden küçük sevgili diye haber yapıyorlar. Evet. Adamcağız 50 yaşın üstünde. Üstünde. Hemen bir laboratuvara götürüp sizi genetiğinizi incelemeleri lazım. Yani evet. Bu şaşkınlıkla bakılması lazım bu evet, konuya. Evet. Yani bu olay Amerika Birleşik Devletleri'nde, Almanya'da, Fransa'da, atıyorum İsveç'te filan. Oralarda konuşulmaz bunlar. Tabii. Konuşulmaz olur mu? İnadına konuşmak lazım. Bu kadın ne yapıyor da bu kadar genç kalabiliyor, bu kadar güzel kalabiliyor? Bunun nasıl bir genetiği var? Biz bunu nesini öğreneceğiz, anlayacağız, kopyalayalım demeleri lazım. Orada böyle tabii iki tane magazinci ama şükür sevgi işte çok genç dediğin adam 50 yaşın üstünde. Evet. Bir de bir şey söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un karısı... Ödüm koptu ne diyeceksin? Ay Allah'tan Fransa'nın Cumhurbaşkanı anlatıyorsun. Evet. Bak ne kadar güzel gitti bak. Gaziantep Belediye Başkanımızı aldık. Müjdat abi çok sakin duruyor. Ama her şey yolunda gidiyor dedi. Vallahi bir anda ödüm koptu. Allah korusun ben... Evet. Macron'dan bahsediyorum. Macron, ama karısı 25 yaş büyük kendisinden ve öğretmeniymiş okulda. Hadi bakalım. Biz hepimiz bunu biliyoruz. Evli. Bu rezalet çoktan Fransa'da ne çıktı. Rezaleti canım? Ne rezaleti? Bayılıyor millet. Hayır bayılmıyorlar. Orada bayılıyor. Bir iş var diyor herkes. Ya herkes. Orada kadını sarılıp sarılıp öpüyorlar ya. Geçen de yüzünü çektirdi bilmem ne. Bayıldılar. Ben ama daha çektim. Ben beğenmiyorum kadını. Sahi ben mi? Macron'u beğeniyorum, kadını beğenmiyorum. Kadını beğenmek zorunda da değilim zaten. Ama şeyle gördüm, Trump'ın eşiyle gördüm. Trump'ın eşini en iyi idare eden o kadın. Bu iyi idare etti evet. Trump'ın eşine. Evet. Şimdiki. Neler evet. Çekiyor kadın bu bize? Trump'ın karısı. İdare edene kadar. Bak böyle devam ediyor. Hep el alemin hep el alemle konuşalım. Bizim yerel konuları açma. Zaten peki bu yeni genç menajer biraz daha genç bir sevgiliye ihtiyaç var mı?
acaba diyorum. Yani ki... bu da. E şimdi 50 yaşın üstünde herkesin bir ömrü var. Sana yetmez. Ciddi söylüyorum. Ben onu da deviririm. Hepsini devirirsin. Hepsini devirirsin. Ben sana söylüyorum. Bak. Aa, çok şükür. Eski ben 20 sene sonra talk show'lara katılacak diyeceksin. Ah bir Okan Bayülgen vardı. Onda ne eğlenelim falan. Aman yapma. Ya, Allah korusun. Öyle. Yani, rica ederim. Neyse. tekrar müzikale dönüyoruz. Yok Şebnem'i siz... veremedik daha. Ya. Ay beni boş verin artık. Ama oradan açıldık. Evde mi kalacaksın? Arada sen evlendin mi? Evlenmedin. Yok evlenmedim. Ne hala bekarım. Neden evlenmedin? Yok ben... Niye bu kadar sorun ki? Herkes evlenmiyor ki. Evet. Değil peki mi? Zaten... Yani sen evlen... Onun nişanına bir kere ben gittim. Ay bir kere bu şimdi... Nişanına bir kere gittim. Gittin. Nişana evet. Ne oldu sonra? Ay, o kaç sene öncesinde. Ha, geçelim oraya. Tamam. Orası sizin iyi arkadaşınız da. Tamam. Şimdi tamam. Senin ben evlendiğin zaman bir de adamın soyadını alırsan ne olacağını merak ediyorum. Şimdi isimden. Kadınlar kullanıyorlar ya. Bir soyadı var. Kendi soyadını saklıyor. Bir de öbürünü kullanıyor. Şimdi senin nüfus cüzdanında adın Jennifer, Simon, Macide, Şebnem, Şefer mı? Evet. Bir de kocanın soyadı gelecek. Bir de kocanın soyadı gelecek. Evet, bu ne korkunç. Güzel değil mi? Peki bu Macide kimdir? Ailede birisi. Ailede birisi, saygıdeğer birisi. Evet, anneannemin ismiydi. Evet, şan ve şeref sahibi anlamına geliyor. Çok güzel. İsmail evet. Asil Nazileri. Simona'da, evet. Simona'da, Simona diyoruz biz Almanca'da. Simona, İbranice. Allah seni işitti demekmiş. Şeyde Keltçe Jennifer. Size İbranice ne arıyor Almanya'da? Ama Şebnem de Farsça zaten yani. Türk ve Alman ismi yok öyle bakarsak. Yani, kullanılıyor Almanya'da İbranice, çok. İbranice'den de olabiliyor Simona ismini. Peki evet. Bir ara senin hakikaten bunu bir programda da konuştuk. Sen Hristiyan Demokrat Partisi'nde mi çalıştın ama Almanya'da? Evet Almanya'da aynen. Bunu konuşmuştuk o sırada. Konuşmuş muyduk burada? Evet, konuşmuştuk galiba. Evet. Ben bunu nereden hatırlayayım? Mutlaka ha 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 diye bunu konuşmuşuzdur. Sonra Frankfurt Kadın Kolları Yönetim Kurulu'nda halen aktif görevde. Yok değil artık 2 sene çalıştım. Sonrasında... Türkiye ve Almanya biz birlikteyiz diye bir projemiz vardı. Evet. Projemiz vardı derken aslında Ankara Alman Büyükelçiliği'nin başlattığı bir projeydi. Ben de ona dahil oldum. Benim de işte tanıtmamı istemişlerdi o zamanki Alman Cumhurbaşkanı Christian Wolff'e. Beni çalışmaya davet etmişti. Ben o zaman siyaset okuyordum Almanya'da. Tam 2 hafta kala ben stajyer olarak gidiyordum Almanya'daki Cumhurbaşkanlığına. İstifa etti kendisi. Şans mı artık? Hayır bir hayal... Her şerde bir hayı vardır diye düşünüyorum. Sen Merkel'den evvel Schröder hükümetine biliyorsun. Evet. Schröder. Evet, Schröder evet. Yok mu Schröder? Schröder'i biliyorum. Evet, evet. Ben onu çok seviyordum da. Ha. Evet, Schröder, seviliyordu. Tatlı adam. Evet, seviliyordu. Tatlı adam. Helmut Schmidt en tatlısıydı. Helmut Schmidt onun kitapları daha geriye falan. Gidersek senin şey dönemin de var. Hitler öncesi. Eski şeyleri vardır. Ne o kralın adı? Wilhelm. Wilhelm değil. O yok sonradan o Hitler'i şey yapan uzun isimli adamcağız vardı. Şişmandı öldü. Hitler'e o da bir akıl hastasıydı falan. Onu hatırlarsın da artık hatırlamıyorsun. Bunun adım da onun için. Estağfurullah. Estağfurullah. Sen. Ya vallahi mükemmel. Genetiğinizi inceletmeniz lazım. Bir de çok zeki. Gerçi sizden daha zeki olmasın. Bir her şeyi hatırlıyor. Kesinlikle. Bizim son kaç sene Gönül önceki Hanım'ın buluşmamızı. Genetiğinin kesin olarak incelenmesi lazım. Önce ben Gönül duyurum. Hanım sonra Müjdat abiden sırayla gideceğiz. Ben kendimden bileyim de arkasını siz getirin. Ben kendimi o pantolonlu Allah rahmet eylesin ben onun etekliklisiyim. Ondaki zeka bende de var. Allah'a bin kimden şükür. Söz ediyor? Süleyman Demirel'den söz ediyor. Süleyman Demirel'in zekası bende var. Zekiydi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet, peki. Yaşayanlarla da ara sıra bir araya gel de şey yapalım. İşte ara sıra sizle evet, beraberim. Evet. Daha ne olsun? Yani vallahi bile. Şimdi hemen tekrar Pera Müzikali'nden söz etmek istiyorum. Bir kere gelmiş geçmiş en büyük kadrolu oyun herhalde. Bir rekor sayıda 117 kişi oyuncu. Bir de bunların
tekniğini, sahne arkasını, bütün bunlara hizmet edenleri, bütün bu tekniği yapanları düşünün. Çok mühim, çok büyük bir kadro. Yapımı, yazanı, yöneteni, her şeyiyle Müjdat abimiz, Müjdat Gezen ilgilendi, yaptı, üretti. Team Show Center'da ve pazar günleri saat 15'te. Her pazar günü saat 15'te böyle bir şey. Bu Guinness'e de gider mi abi? Herhalde girer. Umudumuz var ya. Çok olması lazım çünkü evet, öyle bir proje. Çok büyük bir proje. Evet. Ve ben de siz de müsaade ederseniz hemen konuk koordinatörüm, yapımcım Pınar'a da söyleyeyim. Hemen biz bu müzikalden her programa alalım. Ve önümüzdeki 17-18 sene içerisinde oyuncuları bitirmeye çalışalım bu ekibin oyuncuları. Ancak. Samimi söylüyorum. Hakikaten alalım çünkü bu kadar büyük bir prodüksiyon hakikaten kolay değil. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Müteşekkiriz. Alkışlıyoruz değerli sanatçılar.